Valve Tactical'ın sponsor olduğu Atış Serbest serimizin 7. bölümümüzün konusu 4 yöne atış. 12 yönüne atış yapmamız gerekli. Önce görmek, sonra silahı uzatmak ya da ateş etmek geliyor. Silahı göğsümde kilitliyorum ki döndükten sonra hedefi algılayacağım. Düşman tehdit varsa silahı uzatmak ya da ateş etmek geliyor. Evet arkadaşlar, Valve Tactical'ın sponsor olduğu Atış Serbest serimizin 7. bölümünü DAP Poligon'dan gerçekleştiriyoruz. 7. bölümümüzün konusu 4 yöne atış. 4 yöne atış nedir? Saat 12 istikameti, 3 istikameti, 6 istikameti ve 9 istikametinden direkt atışlar, kılıftan kütleye atışlar deneyeceğiz. Ayakta atışlar deneyeceğiz. Tabii bunun birkaç şeyi var. Ayakta atışlar, çömelerek atışlar, çökerek atışlar, oturarak atışlar, yatarak atışlar diye bu seriyi biraz çok kapsamlı olduğu için bölüm bölüm yapacağız. İlk bölümümüzde kılıftan kütleye dört yönlü atışı ayakta yapacağız. Bunun da birkaç metodu var. Onları göstereceğiz. Yakın close combat dediğimiz yakın mücadele atışları, normal mesafeli atışlar gibi bunlarla ilgili birkaç bilgi vereceğiz. Şimdi ilk önce ikinci videomuzda, üçüncü videomuzda sanırsam kılıftan kütleye atışlar göstermiştik. Oradaki mantık geçerli. Kılıftan kütleye atış ne demek? Her zaman atış istikametimiz yine bu poligon ortamında gerçekleşecek bir şey. Eğitim bazında bir olay. Yönümüzün baktığı yön, yani hedefe baktığımız yön 12 istikamet. Sağ kolumuz 3, sol kolumuz 9, arka 6 istikametinden atışlar yapacağız. Tabii poligon 4 yöne müsait olmadığı için dönerek her türlü 12 yönüne atış yapmamız gerekli. Dolayısıyla ilk atışımız 12 direkt istikamet, ikinci atışımız 3'ten dönüp 12'ye atış, dördüncü atışımız 9 istikametinden dönüp atış, en son olarak da 6 istikametinden dönüp 12 yönüne sağlı sollu atışlar yapacağız. Tabii burada da bazı kurallar var. Bu kuralların içinde en önemli olan şey, bazı kavramlar var, onları aşmamız lazım. Dördüncü videoda anlattığımız o olmazsa olmaz dediğimiz, işte sağdan dönülür, soldan dönülür, yok geriye adım atılmaz, ileriye dönülmez, yok işte şu yapılmaz, bu yapılmaz gibi kanun, kaideler yok. Aslında dönüşler güçlü ayağına yapılır. Yani güçlü ayağımız nedir? Sağ aksak sağ, sol aksak sol ayağımız. Yani dönüşlerde sağ ayak kullanılır dönüşte. Geriye dönüşlerde yine sağ ayakla yapılır. Fakat işte her zaman anlattığım şey şu. Çevre size fiziksel olarak nasıl bir imkan veriyor? Yani şöyle düşünelim, şurada bir sütra var. Dolayısıyla bu sütrayla dönüp uzun olduğunu düşünün sütranın. Şöyle bir atış yapamayacağım için bu sefer de ne yapıyoruz? Bazı arkadaşların olmaz dediği, işte sola geriye yaparsak geride herhangi bir kaya, taş, sütra olabilir, çarparız dediğiniz atışı yapmak zorunda kalacaksınız. Yani bir tam dönüş yapamayacağımız için otomatikmen ne yapıyoruz? Sol ayağımıza çekip tekrar bir manevrayla 12 istikametine atış yapıyoruz. Bunlarla ilgili birkaç çalışma, yani nedir? Aslında normal bir egzersiz vardır. Egzersiz nedir? Silahım boş, şarjör, atım yatağı boş. Şu silah istikameti 12 olarak düşünüyoruz. Hedef istikametimiz 12 olarak düşünüyoruz. Her seferinde buradaki ince nokta, işte yüksek tutuş, alçak tutuş dediğimiz, yani high ready, low ready pozisyonu İngilizce tabirle. Çok İngilizce kullanmamaya çalışıyorum ama bazen uluslararası terimlerde kullanmakta fayda var. En azından kulak aşinalığınız olur. Bu iki pozisyonun ya da iki tane duruş şeklinin, yani yüksek tutuş veya da alçak tutuşun birini kullanmak zorundasınız. Yani hedefle ilk atışı yaptıktan sonra güçlü ayağınızla saat istikametin ters yönüne ya da saat istikametine dönerek atış yapacağız. Şimdi bunların hepsinde kullanacağımız metot şu. İlk atışımızı yaptık. Bam bam. İkinci atışa imkan vermek için sola bir dönüş yapacağım. Dolayısıyla şöyle bir dönüş. Makul, mantıklı bir dönüş değil. O her zamanki söylenilen, işte hedefi süpürmek. Yani poligon ortamında yapıyorsanız süpürmek gibi bir şey çıkıyor. Ha, operasyon anlamda da şu eksisi var. Böyle döndüğünüz zaman yine vücutta bir salınım çıkacak ve tam bir dönüş yapamayacaksınız. Nişan attığını tekrar oluşturamayacaksınız. Dolayısıyla
İlk atıştan sonra göğüs hizanızda çektiğiniz silahı alçak tutuş, 45, yüksek tutuş hangisinde yaparsanız yapın tekrar hedefi görür görmez silahı karşıya çıkaracaksınız. Tekrar yapıyorum, çektim, tekrar hedefi gördüm, çıkış yaptım. Tekrar çektim, hedefi gördüm, çıkış yaptım. Çektim, hedefi gördüm, çıkış yaptım. Yüksek tutuştayım, hedefi gördüm, çıkış yaptım. Yüksek tutuştayım, hedefi gördüm, çıkış yaptım. Tekrar 45'teyim, hedefi gördüm, göğüsten bir çıkış yaptım. Yani bunların hepsinde hareketlerde göğse, yani atış bittikten sonra bir sonraki istikamete dönerken silahı göğsümde kilitliyorum ki tekrar döndüğüm yerde dost ya da düşman algılaması yapması için beynin direkt atışa geçmiyorum. Yani döneceğim, ilk önce döndükten sonra hedefi algılayacağım. Dost ya da düşman ya da bir rehine var ya da başka bir şey var. Zarar görmesini istemediğin kişiler var. Atış yapmak istemiyorsun. Dolayısıyla ilk dönüşte ilk atışı yapmaktan ziyade önce görmek, sonra düşman tehdit varsa silahı uzatmak ya da ateş etmek geliyor. Onun için bunun bir egzersizi var dediğim gibi. Bu egzersizde yapacağınız ilk şey budur. 12 istikameti. 3, 9, 6. Önce dönüyorum. Eğer 9 atış yapacaksam döndüm, gördüm, döndüm. Şimdi 3 atış yapacağım. Döndüm, gördüm. Şimdi tekrar 3'e hedefi gördüm, dönüş yaptım. 9, hedefi gördüm, dönüş yaptım. Geriye döneceğim. Normalde sağdan dönmem lazım güçlü ayağımla ama sağda sütre var. Soldan dönebilirim. Olmazsa olmaz diye bir şey yoktur. Geri adım atabilirim. Döndüm. Burada hedefi görmek biraz zor olacak. Dolayısıyla dönene kadar yapacağınız şey, dönene kadar elini silahta hedef olarak algıladığınız zaman silahı çıkaracaksınız. Otomatikmen dönüş bu. Döndüm, çıktım. Geldim, döndüm, gördüm hedefi, silahı çıkardım gibi olacak. Bu aynı şekilde sağdan, soldan dönüşte, sağdan dönüşte de aynı şekilde tam bir dönüş yaptım, hedefe çıktım. Tam bir dönüş yaptım, hedefe çıktım. Tekrar bu, tekrar bu. Şimdi bunun bir de işte olmaz dedikleri, ha şöyle bir yerde olmaz. Şimdi şöyle bir yerde geriye dönüş yaparsan ayağın sütraya yapacak. Otomatikmen bu dönüşü ne yapman lazım? Solundan ya da sağından yapman lazım. Ama bazı durumlarda dediğim gibi bu sefer de hedefin yanındayım. Şöyle bir dönüş yapamayacağım için, şöyle dönüp hedefi hedefe maruz kalmamak için dönüşümü sol ayağımı çekip çıktıktan sonra yapacağım. Aynı şekilde burada da böyle tam bir dönüş, 180 derecelik dönüş yapamayacağım için hedefte sağ ayağımı çekip hedefi gördüğüm zaman çıkış yapacağım. Bu normal dört yöne yapılan atış şekilleri. Bunlar normal çatışmada ya da sütra önünde, sütra gerisinde yapılan atışlarda gösterecek şeylerdir. Bir de combat, yani çatışmanın spontan olduğu yerlerde ani yapılacak atış şekilleri vardır. İşte bunlar nedir? Milatçığım gelir misin? Bunlar nedir? İşte hedefin dibinde, hani bu John Wick tarzı dediğimiz filmlerde vardır. Burada bir çatışma ortamı vardır. Otomatikmen buradan bir silah çekme ihtiyacı duyarsın. Yani ya da başka bir şekilde işte ilk darbeyi vurursun, sonra silahına davranırsın, ilk atışı yaparsın, sonra geri geri bir yürüyüş yaparsın. Dolayısıyla birkaç şekilde atış göstereceğim. İlk atışlarımız kılıptan kütleye ayakta atışlar. Bir de vaktinizin olmadığı, yani çok ani atışlar yapacağınız zamanda yapacağınız, deneyeceğiniz bazı stiller var. Bunlar da ayakta kılıptan kütleye atış grubuna giriyor. Mesela az önce ne yaptık? İşte 12 istikameti karşıyı gösterdim. Şimdi 12, 3 istikametine ne yapıyordum? Şöyle bir 12'den sonra bir dönüş yapıp göğsümden çıkıp tekrar bir dönüş yapıyordum. Ne yapıyordum? Hedefi görüyordum, çıkıyordum, bir atış yapıyordum. Şimdi buna vakti olmayıp ya da işte o close combat dediğimiz yakın mücadelelerde bu sefer silahı buradan ateş ettim. Tekrar vücuda bir mail verip olduğum yerden ateş edebilirim. Burada tutuş şekli şöyle göstereyim. Silah kavradıktan sonra şu şekilde, yani destek elim gelip silahın ön tarafını kavrayıp ve sıkı bir tutuş yapacağım. Vücuda kitli atışlar.
Bunu mesela solda deneyemeyiz. Solaksanız bile deneyemezsiniz. Çünkü bu sefer de kovan, yani boş kovan yatağına maruz kalırsınız. Dolayısıyla böyle bir atış yapamazsınız. Onun için sadece 12'yi göstereceğim. Orada da başka bir stil göstereceğim. Bu birinci atış. 12 istikametindesin ya da silahı çektin. İlk atışın. Tekrar 12'yi buraya alıyorum. 9'a bir atış yapacağım. Gel, çektim. Şöyle bir atış yapıyorum arkadaşlar. Elim kavrama şekli budur. Buradan da bu. Şu şekilde silahı kavruyorum. Buraya bir atış yapıp ilk atışı yaptıktan sonraki ikinci atışa silahı karşıya götürüyorum. Burada anlaştık. Şimdi aynı şekilde bu sefer 12 istikameti karşımda, kameranın açısı tam olsun diye alıyorum. Arkaya bir atış, yani altıya bir atış yapacağım zaman silahı aldım, dönüp vücuduma bir ivme kazandırıp sağ ayağımın ucuyla dönüp vücuda bir ivme kazandırıp buraya bir atış yapmak. Bundan sonraki atışta artık ileri göğüs hizasından çıkan bir atıştır. Ne yaptık şimdi? 12'den 9'a bir atış yaptık. 12'den 6'ya bir atış yaptık. Devam ettik. Şimdi 12'den 3'e bir atış yapmamız lazım. 12'den 3'e bir atış yaparsak ne yaparız? Dolayısıyla ilk atışımız bu şekilde olmak zorunda. Ya da çekip bu şekilde olmak zorunda. Yani şu elimi şimdi katmıyorum. Buna biraz sonra başka bir şekil vereceğim. Yani kombat dediğimiz atış şekillerinde bunlar vardı. Bir de çok yakın kombat atışlar, az önce milatın üzerinde gösterdiğim atışlarda. İlk atışta pozisyon, göğüs hizasını el ya da kafa hizasına, çünkü elimi kendime hedef yapmak istemiyorum. Şöyle bir şey yaparsam kendi elimi vurma tehlikem var. Dolayısıyla ilk yapacağım hareket bir ayağımı arkaya atmak. Yani şöyle bir atış benim ergonomimi bozar. Dolayısıyla bu guard pozisyonunda, yani vücut gardı alma pozisyonunda yaptığımız, sporda yaptığımız hareketler taktik atışta da geçerli. Temel hareketler aslında bu. Anatominin temel hareketleri, yani spor, taktik atış, hepsi birbiriyle iç içe. Dolayısıyla ilk atışım ya kafama ya da göğüs hizama tutarak atıyorum. Bu ne? 12 istikametine bir atış yaptım. Şimdi aynı şekilde 3 istikametinden 12 istikametine bir atış yapıyorum. Tekrar vücuda iğme veriyorum ve göbeğim tarafında silahı kilitliyorum. Yani tek elin vereceği o sallanma ya da silaha hakim olamama hissini biraz vücudumdan destek alarak yapıyorum. Ne yapıyorum? İlk hareket çektim. Şöyle vücuda bir iğme yapıyorum. Kamera açısı yakalasın diye. Şöyle yapıyorum. Bir dönüş yapıyorum. Çıkardım. Vücuduma koyuyorum ya da böyle yapıyorum. Bu ne oldu? 12'yi gösterdik. 9'u gösterdik. Az önce zaten 3 istikametini göstermiştim. İlk atışımızı yaptık. Yine aynı şekilde eli kapattık ya da bunu yaptık. Şimdi geri dönüş atışlarında burada yine aynı metodu deneyeceğim. Döndüm. Böyle bir atış yapıyorum. Her türlü vücuduma, kendimi ve göbeğime atışı, silahımı sabitliyorum. Bundan sonraki atışlar arkadaşlar işte gerçek atışa geçiyor. Yani silahı çektim, ilk atışı yaptım. Şimdi normal atış yapıyorum. Ya da şöyle bir şey söyleyeyim. Yani ilk atışı yaptınız, karşıda hedef var. Gel Milat. Yani ya ilk atışı burada yapıp hedefe bir atış yaptınız. İleri gitmenizin bir anlamı yok. Çünkü silahı kaptırma gibi bir tehlikeniz var. Dolayısıyla burada yapacağınız şey, ilk atışı yaptım. Şimdi yapacağınız, eğer şöyle bir atış yaparsanız, yani sol ayağınızda bir ivme katarsanız, şurada gösteriyorum. Rakip önde, ilki çektim. Şöyle bir pozisyondayım. Bu ayakla geri gitme ihtimali yaparsam, ikinci atışta, bir sonraki atıştaki ergonomim bozulacak. Dolayısıyla ilk atışı yaptım. Şimdi sağ ayağıyla geri bir gidiş yapıyorum. Yani burada çok tam yürüme gibi böyle düşünmeyin de onu o ilk bir iki adım attıktan sonra düşünebiliriz. Yani şu ilk atışı attım. Şimdi önce kontrollü bir gidiş. Yani bir ayak geri, tekrar. Eğer vaktim varsa
etrafı check etmek için. Yani o ilk 1-2 metre ya da 3 metrelik alanda kontrollü bir geri adım atmak zorundayım. İşte o arkadaki taş, kaya, çakıl gibi şeylerinde çok hızlı hareket edersem bir şey olabilir. Onun için ayağımı sürüterek ilk atıştan sonraki, göğüsü yaptıktan sonraki şu 1-2 adımı atıp sonra normal pozisyona geçmek istiyorum. Burada detay alabilirsin istiyorsan. Şunu söyleyeyim. İlk atışı yaptım. Göbek hizamdan, kalça hizamdan ilk atışı yaptım. Şimdi öbür atışı yaparken ayağımı çekiyorum. Sonra 1-2 çektim. Normale geldim. Ya da sağa ya da sol adımlar atarak şeyi bitiriyorum, olayı bitiriyorum. Dolayısıyla burada olmazsa olmaz dediğin şeylerin mantığı burada çıkıyor. İşte şu vardır. Yani mesela ileri yürüyüş atışlarda burada bunu da yürüyüş atışlarında göstereceğiz. Bana bir ara bir kurumdan arkadaşlar geldi. Ya hocam biz ilk atışı yürürken hep dışarıya atıyoruz diye geldi. Dedim ki ilk adımı nerede atıyorsunuz ileri giderken? Onlar da dediler ki ilk savunma atışını burada yaptım. İkinci adımı böyle atıyorum. Otomatikman hedef aklını kaybediyorum. Peki dedim mantıklı olanı ben size göstersem inanacak mısınız? Bir göster dediler. Daha doğrusu niye vuramıyoruz diye yola çıktılar. Ben de dedim ki sağ ayağını atarken bu silahın hedef hattını bozduğun için ilk adımı sola atıp sonra devam ederseniz bir deneyin dedim. Böyle denemişler. Böyle vurduklarını söylediler. İşte oradaki o buradaki o şeytan ayrıntıda gizli tarafı da bu. Size ilk başta ne dedim? Ufak tefek detaylarla size o ayrıntıları göstereceğim. İşte bu ayrıntılar hayat kurtarır arkadaşlar. Dolayısıyla hani bir şeyi izlerken aradaki mantık farkını da çözmeniz lazım. Yani şu önemli bir detaydır. İlki attığım, ikinciyi atarken otomatikmen hedef attım değişti. Yani bunu ilk atıştan sonraki ilk hareket bu olunca sonra tekrar düzeltmek zorunda kalıyorum. Ama şöyle bir şey yaparsak, ilk atışı yaptık. Bunu çekip şimdi geri gidersen normal bir atış yaparsın. Ya da çektin, ilk sağ ayağını atarsan böyle bir şey çıkar. Ama çektin, solla atarsan, devam edersen atışların daha düzgün olur. Bu da şunu çıkarıyor önde. Her zaman öne bir adım atarken o sol sağ kavramını bir anlatmıştım ya hani askerde bile ilk hareket nedir? Sol diye söylenir. Yani sol sağ hep solla başlanır. Şimdi ileri adım atarken solla gideceğimize göre geri adım atarken de sağ ayağımızla gideceğiz. Yani mantık burada biraz işlemesi lazım. Doğru yanlış burada biraz deneyin ve görün. Yani böyle bir atış deneyin. O atış denemesinde eğer doğruyu bulabiliyorsanız, yani benim anlattığım doğruyu bulabiliyorsanız doğru yoldasınız demektir. Şimdi bunlarla ilgili birkaç tane atış yapacağız ve videoyu sonlandıracağız. Evet, şimdi 12 istikametten bir atış yapacağım. Silah kurulu. İlk hareketim yine 45'te. Normal bir atış yapacağım. Şimdi silah dolu. Kılıflıyorum. Şimdi 12 istikameti burası. Ne yapıyorum? 9 istikametine bir atış yapıyorum. 9 istikametini yaptığım zaman önce neydi? Hedefi görüyordum. Sonra atış yapıyordum. Tabii bu sırada kameranın arkadaşım var. Onu süpürmemem lazım. Dolayısıyla hedefe giderken silaha ulaşıp ateş etmem lazım. Evet. İlk atış. 9 yönü. Hedefi gördüm. Elim kılıfta. Gittim. Ateş ettim. Geldim. Tekrar kılıfladım. Şimdi 9 istikametine geldik. Buradan bir atış yapacağız. Buradan ne yapacağız? 12 istikameti karşısı 3 istikametine yapacağız. Buradan alabilirsin istiyorsan. Buradan da silahım dolu. Bir double atış yapacağım. Tekrar hedefi gördüm. Döndüm, çıktım. Ateş ettim ve kılıfladım. Şimdi aynı şekilde 12 istikametinden karşı olarak görüyorum. Hedefi ortalıyorum. Dolayısıyla bir atış yapacağım. Soldan ve sağdan atışlar yapacağım. Tahmin ediyorum 2, 4, 6, 7 mermi, 3 tane mermim var. Şimdi bir tane ikili atacağım, bir tane birli atacağım. İlk hareket, döndüm. Dönene kadar burada tehlike
arz eden kameraman arkadaşlarım var normal. Dönerken böyle bir süpürme yapmıyorum. Sadece hedefi gördüğüm zaman dönüp bir atış yapıyorum. Silahı kılıfladım. Tek mühimmatım kaldı. Şimdi diğer istikametten aynı atış yapıp tek mermi yollayacağım. Geldim, döndüm, çıktım. Tek atış yaptım ve olayı bitirdim. Silahı kılıfladım. Bir de bunların olmazsa olmaz dediklerim şeyleri gösteriyoruz. İşte burada sütre var. Yani şu atışı illa sağ ayağımın üzerine dönmektense sol ayağımı çekerek de yapabilirim. Yani şu. Ya da geriden döndüm. Ya da sağdan ayağımı çektim. Döndüm. Koydum. Ya da buradan yine güçlü ayağımın tersine değil de sağ ayağımı çekerek bir dönüş yaptım ve ateş ettim. Bunlar normal kılıftan kütleye, güçlü ayakla ya da diğer destek ayakla yaptığımız dönüşler, çekerek yaptığımız dönüşler. Şimdi biraz sonra kombat atışlara geçeceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi kombat atış dediğimiz o yakın mücadele ya da dönmeye fırsatımız olmadan, olduğumuz yerden ani dönüşler yapacağımız atışlara geçeceğim. Tabii ekleme yapacağım atışın da ilerisini. Yine kameraman arkadaşımız önde, onu süpürmeden emniyetli bir şekilde bunu yapacağız. Normalde de yani melekelerinizi bu konuda geliştirirseniz devamlı hedefi görene kadar silaha dokunup görür görmez çekerseniz bu güvenli bir atış şekli olur. Şimdi ilk atışımız neydi? Yukarıdan yapılan bir atış şekli. Silahı çektim, vurdum. Şimdi döndüm. Evet. Kılıfladım. Şimdi arkadan bir şekil yapıyorum. Aynı şekilde. Geldim, silahı çektim. Döndüm. Hemen akabinde atış yaptım. Kılıfladım. Kombat atışlarda biraz daha yakından alacağım. Daha yakın mesafe atışlarında ilk hareketimizi göstereceğim. Yani silah kurul vaziyette. İlk atışımız sanki bir temas gibi düşünün. İlk atışı yaptım. Sonra ne yapıyorduk? Gibi. Sonra etraf kontrolü yapıp alandan çıkıyorduk. Evet, bu direkt karşıdan yapılan atışlar. Şimdi ne yapacağız? Sağdan atışları yapacağız. Burada da aynı şekilde buradan bir ani bir manevrayla atış yaptım. Şimdi burada durup evet gibi. Şimdi bunu tekrar mühimmat alıp tersten yapacağım. Ya da diğer istikametten 12 istikametini karşı yapacağım. Dolayısıyla sağ dönüşler yapacağım. Buradayız. İlk atışımızı hemen ne yaptık? Şimdi geri doğru yürüyerek de atış yapabiliriz. Şimdi ne yaptık? Bir önceki derste gördüğümüz gibi alan kontrolünü yaptık. İleride mesafem yok. İleri adım niye atayım? Dolayısıyla yaptım, gördüm. Şimdi hedeften uzaklaşıyorum. Olay budur arkadaşlar.